16 Ağustos, 22 Ağustos değerli yengeç burçları, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli takipçilerim. Umut, ışık, aşk, sevgi, her şey hanenize bereketle gelsin. Rabbimin ruhuyla bereketlensin hanelerimiz. Yükselen ay burcunuzu dinliyorsunuz. E Akkaya Official Instagram sayfam. Günlük yorumlarım orada düzenli. Renkleriniz, günlük yorumu, günlük burç değişimlerini, günlük 2,5 günde bir ay farklı bir burca geçiyor ya günlük olarak. Bunları düzenli takip edebilirsiniz. Türkiye ve dünya gündeminde düzenli takip etmek istiyorsanız Instagram sayfamı takip edebilirsiniz. Değerli yengeç burçları, özellikle ailevi sorunlar ve ailevi yaşadığınız sorunlarla alakalı geçmişten bugüne farkındalık dönemi yaşayacaksınız. Yani bende de hata vardı, ailemde de hata vardı. Birbirimizi kucaklama, hataları iyileştirme ve doğru adım haftanız olacak. Birbirimize ait gülümsemeyi tekrar kazanacağız ve herkes birbirinden özür dileyip tekrar kenetlenme noktası yaşanacak. Bunun farkına vardığınız için de aile büyüklerimiz çok mutlu olacak. O yüzden özür dilemek erdemliktir. Haydi adımını yap. Adımlar başlamış. Siz de bu adımı katılın istiyorum. İş konularınızla alakalı çok mücadele edeceğiniz, acayip derece yorucu, hatta izin alıp bu haftayı böyle mi geçireyim? Ama bir sürü sorumluluklarınız da var. Bunları da tamamlamak istiyorsunuz. O yüzden de kararsızsınız. Yani Ağustos, Eylül ayı tatil için çok doğrudur. Tamamlamanız gereken bir sürü dosyalar, iletişim konuşmalarınız var. Yenileyeceğiniz ve işinizle alakalı terfi alma döneminiz var. Şu an izinden çok işinize konsantre olup kendinize ait hakları kazanma dönemi. Bu da size keyif verecek. Mücadeleni işlever, hakkını al. Sonra Eylül'de git izinle, kafanı dinle istiyorum. Kendi işini yapan, özellikle emlak sektörü, toprak işiyle uğraşanlar, yani uzun soluklu satmak istediğiniz mülk, emlak sektörü, toprak sektöründe çalışanlar için satışların çok hareketli olacağı, araç satımı bile olabilir, elektronik eşyada da bile çalışıyor olabilirsiniz. Satış üzerine çalışanlar için hızlı satış dönemi, hızlı kazanç dönemi ve primlerinizin artabileceği bir nokta. Şu an sadece iş, tatil, Eylül. Farklı bir alanda, özellikle devlet, kurumsal, polis, asker, savcı, hakim konumunda ya da devletin herhangi bir rütbesinde çalışıyorsanız ani yer değişimleriniz söz konusu olacak. Bu da biraz sizin canınızı sıkabilir ama gideceğiniz yerde daha mutlu ve daha keyifli olacaksınız. Burun kıracaksınız, gideceğiniz yerde kahkaha atacaksınız. Bu sizin için hayırlı diyorum. Kendi işini yapanlar için birazdan maddi kaygılarla ilgili sıkıntılarımız var. Eylül'ün, Ağustos'un sonu, Eylül'ün ilk haftasında işinizde biraz daha toparlanma. Unutmayın ki hafif hafif kısıtlamalar da gelecek. Restorasyon düşünceniz varsa, yeni bir yer almak istiyorsanız şu an bekletip bulunduğumuz noktayı kontrol altına almamız daha sağlıklı. İnşaat sektörü ya da demir sektörü ya da metal sektörü ya da mücevher sektöründeyseniz bu dönem kazançlarınızla ilgili çok büyük farklılık olacak. Eğer o sektörde de çalışıyorsanız çok yoğun bir yük binecek. Geceniz gündüzünüze karışacak olarak gözüküyor. O yüzden vücudumuzu doğru uykuyla terbiye edelim. İş bekliyorum, ben işsizim diyorsanız ve üniversite sınavınızla ilgili ya da devlet kapınızla alakalı şu an için süreç ertelenebilir. Ama güzel, farklı, sabit bir alanda iş kapınız var. Bu iş kapısı sizi mutlu edecek. Düzenli aynı sektörde ve hiç yeri değişmeyen değerli yengeç burçları için de yerinizde herhangi bir risk yok. Bir kariyer, ünvan değişikliği için bir eğitim, yarım bıraktığınız eğitimleri tamamlarsanız daha sizi güçlendireceğini söyleyebilirim. Aşk konusunda aşık olmak ve kalbinizin çok derin bir duyguyu, hatta hıçkıra hıçkıra ağlıyorsanız artık kahkaha atacağınız bir hafta sevgiliniz size geri dönüyor ve bu ilişki evlilik
inat ettiğiniz ve bana dönecek dediğiniz kişi size geri gelecek. Hatta bu ilişki evlilikle evlilikle taçlanacak diyorum. Bir de burada bazı yengeç burçları var. Aslında kafanızda hayal edip ben aşığım ve takıntılı bir aşık noktanız varsa bunun için psikolojik bir destek. Neden? Çünkü karşındaki insanın sizin sevginizden bile farkı yok. Ya da gidin duygularınızı söyleyin. Reddalsanız en azından bu evreyi kapatmanız sizin için daha hayırlı olacak gözüküyor. 3 yıl ya da 2 yıllık ilişkisi olan bazı yengeçler aile tanışması, söz tarihi belirlenecek. Bunun da keyfini çıkartacaksınız. Evli olan değerli yengeç burçları çocukla ilgili karar vereceğiz. Hatta erkek çocukları olan kız çocuğu muradı yaşayacağını söyleyebilirim değerli yengeç burçları. Yani aslında evli olanlar da daha sorunları iyileştirip daha düz bir alan, daha mantıklı hareketler. Hatta artık çok gereksiz para harcayan bazı evli yengeç burçları tutum kararı verdiniz. Hatta bahçe katlı müstakil bir ev alma niyetiniz var. Bununla ilgili kumbaramızı hazırlıyoruz ve bu kumbara bize güzel evin kapılarını açacak diyorum. Özellikle de bazı yengeç burçları ailenizin desteğiyle müstakil ev kapınızı daha rahat şekilde alacaksınız. Sağlık olarak özellikle varis, siyatik ve ayak mantar sorunlarımız olabilir. Bunları ihmal etmenizi istemiyorum. Değerli yengeçler, bu ara estetiğe merak sarabilirsin. Benim gibi botoksu motoksu gelenlere sesleniyorum. Benim geldi ama inanın vaktim yok. Saçlarımı kestirmeye bile vaktim yok. Ben kısa saç seviyorum. Lafını da hiç sevmiyorum. Bunu da söyleyeyim size. Yaptırabilirsiniz. Ve son zamanlarda güneşle alakalı lekelenmeleriniz var. Bunu lütfen ilerletmeden cildiyeciye gidin. Risk altında olmayın. Hoşça kalın.